Sevgili Gılgamış Kulübü üyeleri hoş geldiniz. Şu an mesela izleyen varmış. Ya, muhtemelen şu an olmayacaktır. Çünkü haberler olmamış ama bir müddet sonra olacaktır tabii. Evet, tabii ki ben aşağı yukarı neredeyse bir 9-10 aydır biliyorsunuz yoktum. Çünkü kış benim için çok yoğun geçiyor. Yani her kış öyle. Resmi işler, okulla ilgili işler, özellikle belgeseller ya da konferans, kitap, buna benzer şeyler falan benim çok vaktimi alıyor kışın. Dolayısıyla dersi en son bıraktığımda da söylediğim gibi geçen sene diyeyim, şeydi, yazın döneceğim demiştim. Şimdi o yaz vakti geldi ve ben de dönmüş bulunuyorum. Tabii bu arada hepinize tabii hoş geldiniz diyorum. Bir de çok fazla yine inanılmaz şey rastladım yollarda. Bu klasik düşünce okullarını izleyenler, yani hem bizim Gılgamış'ı hem diğerlerini. En sonda vaka şeydi, Kabataş'ta böyle çok sevimli bir gemici arkadaş. Ondan sonra gördü beni, ya hoca dedi, ben izliyorum sizi falan. Ayaküstü bayağı da şey, yani hani böyle entelektüel yanı olan birisi. 5 dakikada 8. Harun'un hayatını anlattı bana. Çok fazla şeye rastladım. Bu klasik düşünce okulunu izleyenlere, benim ya da diğer arkadaşlara. Bu da tabii güzel bir şey. Demek ki büyük şöhretleri düşünüyorum da, yani büyük şöhretler için hayat hem zor hem de şey, keyifli olmalı. Bizimkisi böyle tatlı bir şey, muhabbet oluyor, o yetiyor. Ondan sonra ben ne yaptım bu arada, yani bu 7-8 ay boyunca az evvel söyledim. Fakat en çok vaktimi alan belgesel oldu. Çünkü biz şu an bir belgesel yapıyoruz. Aslında gösterime de girdi. 5. bölüm bugün salı, bu akşam olacak. Tarih TV için. Dinler tarihi. Yani bizim konumuz da şudur. 13 bölümü bizim Hinterland, yani bizim Anadolu ve Yakın Doğu kültürlerini etkileyen inançlar. 13 bölümü bununla ilgili. İşte Yahudilik, Hristiyanlık, Mitraizm, Zerdüştlük ve benzerleri. Son 3 bölümü de İslam uygarlığıyla ilgili. Dolayısıyla bugün de 5. bölüm. 5. bölümde şey, Eski Mısır inançları. Her bölümde bir de konuk alıyoruz. Yani ben, Nermin Atay ve bir de konuğumuz oluyor. Konuklarımızla arkeoloji bölümleri, filoloji bölümleri, ilahiyat fakülteleri, ki buraya gelen hocaların da bir kısmı o röportajlarda, yani uzman röportajlarında vardı. Başta Ekrem Hoca olmak üzere, Ekin Hoca ve diğer başka arkadaşlar. Dolayısıyla o benim çok vaktimi aldı. Son birkaç bölüm kaldı. Onlar da herhalde bir ay içinde falan bitecek. Sadece şöyle, ben bir Haziran 18'de bir kazıya gideceğim. Yani bir 10 gün falan yokum ben. Ama döndükten sonra yine devam edeceğim. Belki Haziran 18'e kadar haftada birkaç kere yapabilirim. O 10-15 günlük açığımı kapatmak için. Ama yani Temmuz'da, Ağustos'ta zaten herhalde çok büyük ihtimalle çok düzenli, Eylül hatta devam edecek. Şimdi nerede kaldık? Şurada kaldık. 6. tabletteyiz. Yani tablet 6'dayız. Biliyorsunuz ki Gılgamış, benim tabii bu arada Gılgamış'la ilgili benim bir iyi makalem çıktı. Şeyde, 2022'de Ankara'da bizim Durmuş Arık profesör ve bizim doçent arkadaşımız Yasin Meral'in yaptığı bir edisyonla oldukça da kalın bir kitap, Ömer Faruk Harman anısına diye dinler tarihiyle ilgili böyle bir büyük edisyon yapıldı. Ömer Faruk Harman da bizim Marmara İlahiyat'ın, benim de bölüm başkanıydı. Hoca vefat etti ama bir küsur yıl önce. Dolayısıyla onun anısına bir kitap hazırlandı. O kitabın içerisinde de bir makale, bu benim Gılgamış'la ilgili, özellikle Gılgamış metninin edisyonuyla ilgili bir makalem var.
Ömer Faruk Harman anısına Ankara'da yayınlanan bir kitabın içindeki bir makale bu. Böyle ilgilenen olursa bakabilir. Tabii o kitaplar aslında çok anıtsal kitaplar ama çok kalın kitaplar. Yani tabii içinde çok yazar var çünkü çoğunlukla bizim dinler tarihçilerinin falan. Okuması biraz zor oluyor onları ama tabii çok iyi hazırlanmış bir kitap o. O yüzden de bulabilir, yani ilgilenenler okuyabilir. Şimdi biz tabii 6. tablette kaldık. 6. tabletin de aslında ben hatırlıyorum ve not da almışım zaten şuraya. 6. tableti de başlamışım ben ve 22. cümlesine kadar gelmişim. Yani normalde şu an 6. tableti ben size tercüme ediyorum. Fakat en son bıraktığım derste bu 6. tablete zaten biz girmişiz ve ilk 22 cümleyi de yapmışım. Şimdi bugün 22'den itibaren devam edeceğim. Aslında bir yani hatırlamanız için birinci cümleden yeniden alacağım. Yani o kopukluk olmasın diye. Yani 1, 2, 3, 4, işte 22 ve devam edecek. Bu 6. tablet 180 cümleden oluşuyor. Tam bakın 12 tane tablet. Bu benim tabii şu an okuduğum size standart Babil versiyonu. Yani çünkü bazen karıştırıyorsunuz yani. Hani ya hocam işte orada o var, burada bu yok falan. Bu benim okuduğum en son versiyondur. En önemli versiyondur. Standart Babil versiyonu. O yüzden en komple versiyondur bu. Bu da 12 tabletten oluşuyor. İşte bu 12 tabletin 6.sına geldim ben. Ve 180 cümleden oluşan bir tablet bu. Tabii şunu yeniden hatırlayın. Yani bu gibi destanlar veya efsaneler, mitler aslında mesela siz onları hani tek bir kitap gibi okuyorsunuz ya da tek bir öykü gibi okuyorsunuz falan ama genellikle onlar öyle değildir. Yani tarihsel süreç içerisinde o kadar çok farklı hikayeler ortaya çıkmıştır ki bunların dibi de benim çok daha önceleri anlattığım gibi size daha çok böyle arketipsel bir takım şeylerden, öykülerden kaynaklanır. Fakat zaman gelir bir şekilde bir sosyolojik mekanizma ile bu farklı hikayeler bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde anonim veya belli bir yazarı olan kişi ya da kişiler tarafından bir araya getirilir. O yüzden Gılgamış Destanı da böyle. Yani Gılgamış Destanı da muhtemelen Sümer dönemine gittiğinizde, muhtemelen değil zaten öyle, ama muhtemelen Sümerlerden önceki dönemde, yani daha böyle prehistoryasında Mezopotamya'nın, bunlar büyük ihtimalle birbirinden farklı hikayelerdi. Zaman içerisinde bunlar bir araya getirildi ve işte en son getirilmiş halde bizim Standart Babil versiyonu dediğimiz, yaklaşık milattan önce 1000 küsur yıllarına ait olan bir versiyon. Ben onu okuyorum yani. İşte peki 6. tabletin öyküsü ne? 6. tabletin öyküsü şu. Biliyorsunuz ki bundan bir tablet önce, yani 5'te ve bir tık önceki tabletlerde Enkidu'yla, yani Gılgamış'ın yoldaşı olan, aslında onun ikinci benliği olan, destanlarda bu çok işlenen bir motif. Yani hep ikinci benlikler falan vardır aslında şey olarak, kahraman olarak yani. Mesela o neydi, kırmızı şapkalı kız. Mesela bu kırmızı şapkalı kız, hani bu Grimm masalları falan, batıda falan olan hikaye, kırmızı şapkalı kız öyküsü. Mesela onu dikkatli okuduğunuzda ve böyle biraz da analitik gözle okuduğunuzda o aslında kırmızı şapkalı kızın içerisindeki karakterlerin aslında bir tek insan profilinin nasıl böyle şizofrenik bir dağılmayla onu oluşturan kafalar tarafından ayrı ayrı figürler haline getirildiğini görürsünüz. Aslında o figürlerin bütününü topladığınızda bir tek kişidir o. Ama bir tek kişi, hiçbir zaman bir tek kişi değiliz. Yani bir tek kişi içimizde, başka kişilikler var.
Ve efsanelerdeki ikinci kahramanlar, üçüncü kahramanlar o bir tek kişide saklı, parçalanmış ve dışarıya fırlamış olan öteki kimliklerdir. Burada da böyle. Enkidu, Gılgamış'ın aslında öteki kimliğinin içindeki öteki parçalarından biri. Daha önce anlattım bunu. Şimdi Enkidu ile Gılgamış en son ne yaptılar? Humbaba denilen bir varlığı öldürdüler. Amonoslar'da. Ondan sonra onunla ilgili maceralar yaşandı. İşte o öykü bitti. Sonra 6. tablet başladı. 6. tabletin hikayesi şöyle, yani konusu ne? Bir kere şeyin İştar'ın veya Sümerler'deki adıyla İnanna'nın Gılgamış'ı aşkı. Yani bir aşk hikayesiyle başlıyor olay. Ondan sonra Gılgamış'ın bu aşkı reddetmesi. Aslında normalde Gılgamış başlangıçta şeydir, yani o kötü adamken, kötü kralken herhangi bir ahlak sınırı yoktur. Ama artık insan olmaya başladığı müddetçe biraz daha ahlaki sınırlar belirler ve bir destanın öngörmüş olduğu kahraman prototipine uygun davranmaya başlar. Ve Gılgamış İştar'ın aşkını reddedecektir. Yani konulardan bir tanesi bu. İştar'ın Gılgamış'a aşkı, Gılgamış'ın İştar'a bu aşkını reddedişi. Çünkü artık bir takım ahlaksal değerleri olmuş. Bir destan kahramanı daima bütün zaaflarına meydan okuyacak bir kahramandır. Sonra Gılgamış'ın İştar'ı küçük düşürmesi, yani öykünün parçalarından bir tanesi bu. Gılgamış İştar'ı küçük düşürecek. Nasıl küçük düşürecek? Düşürecek, birazdan geleceğim. Sonra Gılgamış'ın İştar'a adeta, burada tabii şey var, biraz da bu metin kaleme alındığında eski Babil'de, eski Semitik dünyada yani kadınların daha baskılandığı bir dönem. O yüzden de Gılgamış bu kadın karşıtı retoriğini İştar'ın üzerinde şey yapar, aslında deneyecektir. Ve İştar'ın kadınsı acziyeti de aslında metnin içerisinde vurgulanır. Acaba biraz beklesek mi? Ses oraya da yansıyor mu? Yani bir problem yoksa ya, tamam. Tamam. Evet. Demek ki konular böyle. Şimdi normalde benim önümde şu an ben Akatçası var mesela. Mesela birinci cümle imşi malaşu ubbibi tilleşu, ikinci cümle uneysiz kimmatsu eylu şeruşu. Şimdi bu Akatça böyle devam ediyor. Fakat ben şey yapacağım, bugünkü okuyacağım bölüm çok uzun benim. O yüzden bu 6. tabletin, bir de 6. tablette Akatça bizim çok işimize yaramayacak. Zaman zaman belki yarayacak. O yüzden bu 6. tablette şey yapmayacağım, Akatça'yı okumayacağım. Doğrudan Türkçe'yi okuyacağım. Ama gerektiği yerlerde Akatça etimoloji falan gerekirse o zaman metne dönebilirim. Ondan sonra... Bu arada burada tabii ses size geliyor mu bilmiyorum ama Sela var yani, o yüzden inşallah size gelmiyordur. Bana geliyor, biraz konsantrasyonum dağılıyor ama olsun. Şimdi birinci cümle, yani daha önce okuduğum birden itibaren başlıyorum. 22'ye kadar, en son bıraktığımda okumuştum zaten ama yeniden okuyayım. Birbirine dolanmış saçlarını yıkadı, yani Gılgamış. Şu an Gılgamış Enkidu ile birlikte Humbaba savaşından, mücadelesinden çıkmış ve savaşı kazanmışlar, Humbaba'yı öldürmüşler ve Gılgamış sahneye, 6. tablete yani böyle temizlenmekte olan bir figür olarak çıkıyor. Birbirine dolanmış saçlarını yıkadı,
teçhizatını temizledi. İki, saçlarını arkasına doğru attı. Üç, kirlilerini çıkardı, temiz şeyler giyindi. Dört, pelerinini aldı ya da pelerinini giyindi. Kuşakla onu bağladı. Beş, Gılgamış tacını taktı. Altı, şimdi burada Gılgamış'ın bu temizlenme sürecinde Iştar Gılgamış'ı görecek. Şimdi Iştar'ın Gılgamış'a duyduğu ilgi karşımıza çıkıyor altıncı cümlede. Kraliçe Iştar gözlerini Gılgamış'ın güzelliğine dikti. Yedi, gel ey Gılgamış gel ve bana koca ol dedi. Sekiz, meyvelerini bana ver. Bu konuda ısrarcıyım. Dokuz, benim eşim olacaksın, ben de senin karın. On, sana lapis lazuli'den, lapis lazuli'nin nasıl bir taş olduğunu daha önce anlattım. Sana lapis lazuli'den ve altından bir araba yapacağım. 11. Tekerleri altından, koşum takımı kehribardan olacak. 12. Arabanın çekişini fırtına aslanlar ve dev katırlar yapacak. 13. Sedir kokuları içerisinde odamıza gel. 14. Evimize geldiğinde 15. Kapı ve taht senin ayaklarını öpsün. 16. Krallar, efendiler, asiller senin önünde boyun eğsinler. 17. Sana ülkelerin ve dağların ürünlerini ve vergilerini getirsinler. 18. Keçilerin üçüz doğuracak. Tabii bu, yani antik çağda bunların ne kadar büyük bir değer olduğunu düşünün yani. Hani iki tanrı adeta, yani Iştar'la Gılgamış birbirlerine verdiği hediyelere bakın. Aslında güzel hediyeler yani. Keçilerin üçüz doğuracak, koyunların ikiz. 19. Yükle eşeklerin katırları geçecek. 20. Atın yarışların birincisi olacak. 21. Bukağılı öküzünün eşi benzeri olmayacak. Şimdi tam burada kalmışım işte. Geçen sene diyelim. Şimdi buradan devam ediyoruz. Artık bundan sonrası yeni yani. Yine öykü aynen devam ediyor. 22. Gılgamış konuşmak için ağzını açtı. İştar 23 İştar Hanım'a şöyle söyledi. Yani buna mesela İştar Hanım da diyebilirsiniz. Tanrıça İştar da diyebilirsiniz. Ben işte İştar Hanım demişim. Yani çok önemli değil yani. İştar Hanım'a şöyle dedi. 24. Eğer gerçekten seninle evlenecek olsaydım, yani Gılgamış İştar'a şöyle söylüyor. Hani sen bana evlenme teklif ediyorsun ama ben seninle gerçekten evlenecek olsaydım benim başıma neler gelirdi? Şimdi birazdan öyküyü o şekilde anlatmaya devam edecek. Şimdi 25. cümleyle 41. cümle arası böyle tam anlaşılmıyor. 40 eksik falan yani. O 25 ile 41 arasını geçiyorum. Ondan sonra fakat bu bölümde anlatılan şu, Gılgamış İştar'ın evlilik yaptığı figürlerin nasıl heba olduğunu anlatır. Yani bu bölümde böyle işte biraz kırık dökük de olsa anlıyoruz ki Gılgamış İştar'ın evliliklerinin nasıl felaketlerle sonuçluğunu anlatacak. 42. Seninle evlenen hangi damat yaşadı? Şimdi Gılgamış konuşuyor. Seninle evlenen hangi damat yaşadı? 43. Hangi kahraman savaşçın yaşamına devam edebildi ya da işte varlığını sürdürebildi? 44. Gel sana aşklarının hikayesini anlatayım. 45 böyle eksik 40 falan. 46. Dumuzi'ye, yani şimdi Gılgamış bu cümleden itibaren İştar'ın yaptığı evlilikleri İştar'a anlatıyor. Ve bu evliliklerin nasıl felaketlerle sonuçlandığını. Fakat burada şuna dikkat çekmenizi isterim. Aslında muhtemelen bunu bugün yetiştiririm diye düşünüyorum. Aslında burada İştar'ın yapacağı bütün evlilikler, ki 6 tane evliliği sayıyor metin, aslında bu evlilikler hikayesi normalde
astral veya astronomik bir takım olayların böyle dini bağlamda edebi hale getirilmiş şeklidir. Yani burada anlatılan hikayeler ve çok böyle hani bir evlilik hikayesi gibi bakmayın. Büyük ihtimalle buradaki evlilik hikayeleri bu primitif çağlarda insanların gökyüzüne baktıklarında gökyüzündeki bir takım astral işaretleri hem tanrı haline getirmesi veya işte üstün güçler hem de onların bir öyküsünü yazması kafada. Aslında burada öyle bir öykü var. O yüzden hani basit bir evlilik hikayesi, trajik evlilik öyküsü anlatmıyor aslında. Gökyüzünde bir takım hikayeleri edebi bir şeye getiriyor. Dini bir retorikle edebi bir hale getiriyor. 46 Dumuzi'ye, yani İştar'ın kocalarından bir tanesi. Tabii İştar'ın aslında en önemli eşi Dumuzi'dir. Yani eski Mezopotamya'da önemli tanrılardan bir tanesi. Yani İştar ve Dumuzi, o birlikteliği önemli. Daha önce anlattım, belki ileride yine anlatırım. Şimdi ilk önce Gılgamış şunu hatırlatıyor kendisine. Yani sen Dumuzi ile bir evlilik yaptın. Ondan sonra 46 Dumuzi'ye, yani genç aşığına 47 yıllarca sürekli ızdırap verdin. Çünkü aslında Dumuzi ile İştar'ın ilişkisi primitif insanların tabiattaki bu yaz kış nasıl çıkıyor, nasıl gelişiyor, bunun etiyolojik mantığını kurgulamış oldukları bir öykü bu Dumuzi ile İştar arasındaki ilişki. Ve periyodik olarak, yani nasıl periyodik olarak, astronomik bir takım gözlemler sonucu primitif çağda, ya Mezopotamya için söylüyorum, aslında diğer yerlerde başka türlü belki ama aynı, 8 yılda bir büyük buluşması diyeyim, 8 yılda bir olmak üzere, her 8 yılda bir Venüs İştar'la Dumuzi mutlaka bir araya geliyorlar. İşte bu 8 yılda bir birlikte oluş, İştar ve Dumuzi'nin bir araya gelişi her sene tabiatın yeniden canlanmasını da sağlıyor. Çünkü Dumuzi ve İştar 6 ay birbirlerinden uzak. O uzak dönemde tabiat kuruyor ya da işte olumsuz şeyler oluyor ama yeniden Dumuzi bulunduğu yer olan yerin altından dünyaya çıktığında, İştar'la birleştiğinde işte o zaman da tabiat yeniden canlanıyor. Böyle bir kozmik tekrar var. Bu da Venüs'le, daha sonra belki anlatırım bunu, Venüs yıldızıyla Orion'un 8 yılda bir heliacal rising denilen, yani 8 yılda bir araya gelmesi, öyle söyleyeyim, yani gökyüzünde gözlemlenmesi, yani bir astral hikayenin edebi hale ve inanç haline getirilmiş şeklidir. Dumuzi'ye, genç aşığına yıllarca sürekli ızdırap verdim. Çünkü Dumuzi'yi, tamam İştar'ın kocası ama yani İştar aslında Dumuzi'yi aynı zamanda yerin altında 6 ay kalmaya da mahkum ediyor. Yani hani evet bunlar karı koca ama Dumuzi İştar'ın yerine cehennemde, öyle diyeyim yani, ya da öteki dünyada 6 ay kalacak ve sürekli böyle sıkıntılı bir hayat yaşayacak. Burada söylediyor o, yıllarca sürekli ızdırap verdin. 48. Şimdi burada bir başka evliliğinden bahsediyor. Yani İştar'ın bir başka evliliği. Benekli Alalu kuşunu sevdin. Benekli Alalu kuşu ne, biz tam bilmiyoruz. Yani muhtemelen oradaki, o dönemdeki insanlar biliyorlardı. Yani bir teori var da şimdi onların çok önemi yok ama
böyle bir kuş var. Benekli Allahlı kuşu. Ama bakın buradaki benekli Allahlı kuşu da, kuşunu da böyle basit bir işte kanatları olan zıp zıp zıplayan kuş gibi düşünmeyin sadece. Aynı zamanda astral bir göksel sisteme büyük ihtimalle denk de düşüyordu bu. Benekli Allahlı kuşunu sevdin. 49. Onu vurdun ve kanadını kırdın. Şimdi işlerin yaptıkları yani. 50. Şimdi ormanda kanadım kanadım diye ağlıyor. Tabii mesela bu efsanelerde beni en çok çeken hikayelerden bir tanesi de öykülerin aslında bu basitliğinin arkasında yatan ne derler, çok doğal insan olmasıdır. Ya çünkü şimdi modern hayat, ya ben çok mesela modernist bir adam değilim. Yani hani öyle bir ima bırakıyor olabilirim ama ya modern hayata yönelik bir takım şeyleri kullanıyoruz yani neticede modernizmin bütün her şeyi kötü değil ama yani modernizmin insanı getirdiği inanılmaz bir dar, sıkışık ve tamamen manipülasyona dayalı yani böyle kullanıma yönelik ve mahkum edici bir yanı var. İşte bu benim hiç gelemediğim bir yan yani. O yüzden de mesela efsanelerde ben bu hikayeleri buluyorum. Bu hikayeler bana basitçe efsanelerin satırları gibi gelmiyor. Bir zamanlar insanların böyle duyguların oldu ve belki bizim de çocukluğumuzda yani yaşadığımız duygular şeyini veriyor bana, imasını. O da bir sevinç veriyor. Yani mesela geçen şeyden geliyorum, Eyüp'ten vapurla geliyorum. Ya Eyüp'le Üsküdar arası aşağı yukarı böyle 45 dakikayla 1 saat arası yani. Şimdi tam böyle karşıma bir genç çocuk oturdu böyle 15-16 yaşlarında. Sevimli de bir tip aslında vapurda yani. Ya arkadaş elinde telefon ama hiç başını kaldırmadan bacak bacak üstüne atmış. Ya iyi bir çocuk belli yani ama yani tamamen zihin var dünyasında. Yani tamamen zihin var. Yani insanlar inanılmaz bir zihne mahkum edilmişler ve sürekli medya, çok iyi kullanılabilecek olan sürekli bu medyanın arkasındaki kafa insanın sadece zihinden oluştuğunu seküler anlamda söylüyorum, kavramış ve onu o sadece zihin olmaya mahkum etmiş. Yani ne dünyayla alakası var, öyle hayalet gibi zaten. Yani araba kullanıyorsun, ya arkadaş yayaya yol veriyorsun. Yaya ruh gibi geçiyor. Ya hareket et yani hani yaya geçtiği orada saat yani. Çünkü tırnak içinde zombi bir enteresan kimlik yaratıldı. İşte bu da modernizmle ilgili bir şey. Yani işte bu yönleri inanılmaz rahatsız ediyor beni. İnsanların o boğulması veya insandaki o ulvi şeyler, ruhani yanın ortadan kaldırılmış olması çok acımasız. Bu hikayelerde ben onları buluyorum. Çok eğlenceli geliyor o yüzden. Şimdi burada mesela hani bakın ne kadar basit ama çok doğal. Yani şeyin Allahlı kuşunu iştar şey yapıyor yani kırıyor, kanadını kırıyor ve ormanda Allahlı kuşu kanadım kanadım diye ağlıyor. Şimdi bunu beyan eden bir satır yani. 51. Güçlü aslanı sevdim. 52. Şimdi buradaki aslan Leo da yani İngilizce Leo diyorum ama şey yani aslan burcu değil mi? Öyle bir Leo aslan şey burcu aynen. Aslan burcu. Bu da normalde tamam burada bir aslan somut yani bir hayvan gibi görünüyor ama bir de bunun astral bir yanı var. Aslan burcu yani Leo yani. Bu biraz da o yukarıdaki şey yani 51 diyor ki güçlü aslanı sevdin tamam 52 onun için 7 kere 7 defa çukur açtın bu tam ne demek belki onu avlamak için yani tuzağa çekmek için 53 savaşta meşhur aygırı sevdin yani bu buradaki aygır da basitçe
bir işte bu savaş meydanlarındaki kahraman bir aygır profilinden ziyade o da var yani. Ama göksel bir aygır bu. Bir burç yani belli ki. Ondan sonra aygırı sevdin. 54. Şimdi yani İştar bir aygırla evleniyor ama onun kaderi de yine alalı kuşu gibi olacak yani. 54. Onun kaderi yani bu aygırın kaderi kırbaçlanmak, mahmuzlanmak, tokatlanmak oldu. Yani atı da aygırı da perişan ettin. 55. 7. Şöyle bu mesela bu cümle. Mesela ben şimdi Türkçe değil diyorum ama mesela bu 55. cümle normalde 7 rakamı ile yazılmış. Yani 7 rakamı Mezopotamya'da şöyle mesela 4 tane üstte 4 tane böyle çubuk gibi şey düşünün 1 2 3 4 altta da 3 tane 1 2 3 bu işaret 7 demek. Şimdi burada metinde de bu işaret koymuş. Yani 7 rakamını koymuş. Fakat bu rakamı öyle yazmış ama herhalde şöyle telaffuz ediyordu yani. Şebetti. Şebetti de Mezopotamya'da 7 demek. Yani biz bunu ne diye o zaman telaffuz edeceğiz? Şebetti diye telaffuz edeceğiz. Orada rakam yazıyor ama biz şebetti diyeceğiz. Yani 7. Tamam. Ne diyor? 7 tane şey şebetli 7 ber burada ber dediği şey yani orijinal metinde yazdığı ber ki bunun Sümercesi damla bu buradaki ber kelimesi de şu bir ber eski Mezopotamya'da veya Sümerce damla 11 kilometreye denk düşüyor yani 7 şebetli ber o zaman ne demek şu demek 11 çarpı 7 kilometre. Şimdi ne diyor cümle o zaman? Şunu diyor. Şebetti ber 4 nala koşmak kaderi oldu. Yani 7 defa 11 kilometre koşmak bu atın kaderi oldu. Yani onu sürekli sen böyle şey yaptın, koşturdun. 56. Ona çamurlu su içmeyi reva gördün. 57. Annesi Silili'yi ağlattın. Atın annesi yani. Silili'yi. Yani ne oluyor? Kayınvalide mi oluyor? Değil mi? Kayınvalide oluyor. Annesi Silili'yi ağlattın. 58. Sürü güdeni. Şimdi bu da başka bir evliliği. Sürü güdeni, otlatıcıyı, çobanı sevdin. 59. Bu çoban yani. Sen yiyesin diye her zaman ocakta ekmeği hazır tuttu. 60. Kurbanlık hayvanları senin için kesti. 61. Onu vurdun ve bir kurda çevirdin. Kurda çevirdin. 62. Bu çobanın kendi çoban arkadaşları bile onu kovaladılar. Çünkü o bir kurt olmuştu artık yani. 63. Kendi köpekleri yani kurt olan çobanın köpekleri bile onun baldırını ısırdılar. Kendi köpekleri, çobanın köpekleri, o artık bir kurt olduğu için çobanın baldırını ısırdılar. 64. Babanın bahçıvanı, bu başka bir evlilik. Babanın bahçıvanı İşşu Lannu'yu sevdin. İşşu Lannu'yu sevdin. Tara Mima İşşu Lanni Nuka Ribbi Abiki. Yani bahçıvan, abiki babanın, evet, babanın bahçıvanı İşşulani'yi sevdin. Bu yeni bir evlilik. 65. Sana düzenli olarak sepet dolusu hurma getirirdi. Bahçıvan ya yani öyle. 68. Ey benim işşulanım. Ey benim işşulanım. Gücünü görelim. Yani iştar bahçıvan olan kocasına söylüyor. Ey benim işşulanım. Gücünü görelim. Tabi burada aslında destan dönemin
kadın imgesinin bir erkeği nasıl yönlendirdiğini de biraz irdeliyor. Fakat bu yönlendirme birazdan tabii Gılgamış'ın onu reddiyle trajik hale dönecek ve kadının aleyhine aslında dönmüş olacak. Yani bu metinlerde, mesela Sümerce metinlerde, mesela bu öykünün benzeri Sümerce metinlerde de var. Fakat Sümerce metinlerde kadınların bu şekilde olumsuzlanması ya da Iştar'ın bu kadar böyle olumsuz bir profil, şey İnanna'nın o dönemdeki adıyla, İnanna, yani Iştar eşittir İnanna, İnanna'nın böyle olumsuz bir anlamı yok. Çünkü Semitik kültür, yani şu an bu metin Semitik kültür çerçevesinde yazıldı, Babil. Semitik kültürde kadınlar şeydir, Sümer medeniyetine göre daha ikincildir. O yüzden onu görüyorsunuz hakikaten bu metinde. Bir de artı, bu bizim elimizdeki standart versiyon, milattan önce binler falan, daha önceki Semitik metinlerde falan, mesela işte eski Babil metni veya Orta Babil metninde de, mesela oralarda da kadınlar hani şey biraz bir tık daha iyi yani, ama bu dönem, yani tam 1. bin yılı milattan önce artık Semitik kültür tam olarak şey feodal ve erkeksi bir hale gelmiş ve kadınlar iyice dışlanır olmuş. Dolayısıyla bu satır aralarında bunu okumanız gerekiyor. Ondan sonra babanın bahçıvanı Şulanlu'yu sevdin. 65 sana düzenli olarak sepet dolusu hurma getirdi. 66 her gün sofranı donatırdı. 67 ona şehvet dolu gözlerle baktın ve ona gittin. 68 ey benim Şulanım bir gücünü görelim bakalım dedin. Ondan sonra 69 elini uzat dedin ona ve bana dokun dedin. 70 İşşulağan'ı sana şöyle demişti. 71 şimdi İşşulağan'ı söylüyor. İşşulağan'ı sana şöyle demişti. Evet. Ben mi yani 71 ben mi benden ne istiyorsun 72 annem yeterince ekmek pişirmedi mi yemedim mi yani ben artık tokum 73 bela ve lanet ekmeğini yiyen biri miyim yani hani ben karnım tok bu işlere biraz öyle bir şey bela ve lanet ekmeğini yiyen biri miyim 74 soğukta sazlar mı üstümü örtsün yani hani seninle yapacağım birliktelik beni felakete götürecek. 75 onun söylediği şeyi duydun. 76 yani bahçıvanın söylediği şeyi duydun. 76 ve onu vurdun ve onu bir cüceye döndürdün. Buradaki cüce ne demek belli değil. Onu vurdun bir cüceye döndürdün. 77 veya bazı da şey kurbağa falan diye de tercüme ediliyor. 77 onu bahçenin ortasına diktin. Yani bahçıvanı bahçenin ortasına diktin. 78 ne yukarı gidebilir ne aşağı inebilir. Yani öyle tutukladın kaldı. 79 ve sen şimdi beni seveceksin. Onları yaptığın gibi beni de başka bir hale döndüreceksin. Yani burada artık Gılgamış konuşmaya başlıyor 79'da. Şunu söylüyor, diyor ki ve sen şimdi beni seveceksin, yani beni istiyorsun. Onları yaptığın gibi beni de başka bir hale döndüreceksin. 80, Iştar Gılgamış'ın bu söylediklerini duyuyor. Iştar bunu işittiği zaman, 81, Iştar çılgına döndü ve gökler alemine çıktı. Yani diğer tanrıların yanına çıktı. 82. Iştar ağlayarak babasının Anu'nun önüne geldi. Anu da yani eski Mezopotamya'daki en önemli tanrılardan, hatta böyle tek tanrı eğilimi bile zaman zaman var Anu'da. Iştar babasının yanına, yani Anu'nun yanına çıktı. 83. Gözyaşları
annesi Antunu'nun, yani Antunu da Anu'nun eşi ve annesi işte ben. Gözyaşları annesi Antunu'nun önünde aktı. 84. Ey babacığım, şimdi Anu'ya söylüyor yani. Ey babacığım, Gılgamış benim onurumu alçaltıyor. Çünkü Gılgamış onun şeyini, teklifini kabul etmedi. 85-86 ikisi birlikte. Gılgamış beni incitecek her şeyi yapıyor. 87. Anu, babası yani, açtı ağzını ve şöyle dedi. 88. İşte hanıma şöyle söyledi. 89. Fakat sen Kral Gılgamış'ı tahrik etmiyor musun? 90-91. O da doğal olarak, yani doğal olarak ben ekledim şimdi. O da doğal olarak sana hakaretlerini sürdürüyor. 92. İştar açtı ağzını. 93. Babası Anu'ya şöyle söyledi. 94. Ey babacığım, lütfen bana göklerin boğasını ver. Şimdi burada göklerin boğası denilen bir kavram veya bir fenomen karşımıza çıkıyor. Bu göklerin boğası kavramı Mezopotamya'da hem astral bir varlık hem iştarın bir elemanı hem de dünya üzerinde de bir olağanüstü güce sahip bir boğa. Yani bu boğa da babası Anu'nun kontrolünde. Dolayısıyla şunu istiyor. Yani göklerin boğasını bana ver. Tabii bunu istemesinin bir sebebi var. Göklerin boğası çok güçlü bir varlık. Şimdi 95'te nedenini öğreniyoruz. Meskenin de, yani Gılgamış'ın Uruk'ta kaldığı saray diyelim ona. Meskeninde onu öldüreyim. Yani boğa ile, bu göklerin boğası denilen varlık ile İştar öldürmek istiyor Gılgamış'ı. 96. Eğer burada tabii şeyi de düşünün, bakın primitif çağda tanrı anlayışının ne kadar antropomorfik insan biçimli olduğunu görün. Yani hani bir yandan bunlar tanrı çağı ama öte yandan kendi aralarında babalık hiyerarşilikleri var. Babalık, annelik neyse. İnsan gibi aciz duyguları var. Ya esas da hikaye hani insandan bir tık daha yüce ama insana etkinliği, insan üzerinde etkisi olan, etkinliği olan varlıklar. Ama dünyevi varlıklarla çok da farklılıkları yok gibi bir yerden yani. 96. Eğer bana göklerin boğasını vermeyeceksen, 97. Yeraltı dünyasını, yani ölümden sonra gidilen dünyayı, yeraltı dünyasını orada yaşayanlarla birlikte vuracağım. Vuracağım. Yani amma haş vurmak demek. Vurmak, sürmek falan demek. Dannina da işte öte dünya falan. Subti şu sakinler, yani o öteki tarafın sakinleri. Ya burada şunu kastediyor aslında. Şimdi yer altında işlerin bir şeyi var. Yani bir hükümranlığı var işlerin. Dolayısıyla diyor ki eğer bana vermezsen bu göklerin boğasını, yer altındaki bütün ölmüş olanların ruhlarını, ama onlar yaşıyor tabii, yani ölmüşler ama öteki dünyada yaşıyorlar. Onların hepsini ben canlandıracağım ve bu dünyaya getireceğim. Aslında böyle bir şey diyor. 98. Öteki dünyanın altını üstüne getireceğim. Çünkü öteki dünya tasavvuru primitif dünyada çok yaygın bir tasavvur zaten. Her halükarda ruhlar yaşıyorlar.
işler şöyle söylüyor. Yani öteki dünyadaki bu yaşamı şey yapacağım, tamamen ters düz edeceğim. Şimdi nasıl olacağını söylüyor. 99, dünyada yaşayanları, yani bizi ortadan kaldırsınlar diye ölüleri dirilteceğim. Yani ölmüş olanların ruhlarını yeniden dirilteceğim. Ve dünyada yaşayanları da şey yapsınlar. Hani bunlar ölüler yaşayanları öldürsün diye. 100, ölüleri yaşayanlardan daha çok yapacağım. Daha çok yapacağım. 100, yani şemadu şey demek, çok falan. Yani burada kastettiği şu tabii, hani o kadar çok böyle ölüyü dirilteceğim ki, bunlar da dünyaya çıkacak ve herkesi yiyecek ya da neyse işte. Böyle bir tehditte bulunuyor babasına, bu göklerin boğasını vermezsen bana diye. 101 Anu konuşmak için ağzını açtı. 102 İşte Hanım'a şöyle söyledi. 103 Eğer benden göklerin boğasını isteyeceksen, 104 Uruk'un kadınları, Uruk biliyorsunuz Gılgamış'ın kralı olduğu şehir, Uruk'un kadınları 7 yıl için saman hazırlasınlar. Yani bunun sebebi şu, çünkü göklerin boğası dünyaya indiğinde felaketler olacak. Yani kuraklık bilmem ne bir yığın şey. O yüzden de hani bütün halk perişan olmasın diye şey yapsınlar, yani hayatta kalacak olanlar depolasınlar yiyeceklerini. 105 Uruk'un çiftçileri de 7 yıllık ot büyütsünler. İştar 106 İştar konuşmak için ağzını açtı. 107 Babası Anu'ya şöyle söyledi. 108 Samanı depoladım. 109 Otu büyüttüm. 110 Uruk'un kadınları 7 yıllık samanı hazırladı. 111 Uruk'un çiftçileri 7 yıllık otu büyüttü. 112 Boğanın öfkesi ile vuracağım. Yani burada boğanın öfkesi zuzu, zuzu öfke demek. Yani boğa böyle çok şiddetli ve güçlü bir boğa, boynuzlarıyla Gılgamış'ı öldürmeyi planlıyor. Boğanın öfkesiyle vuracağım. 113 Anu işlerin sözlerini işitti. 114 Göklerin boğasının burnuna takılan ipi işlerin eline verdi. Yani babası veriyor artık göklerin boğasını. 115 İştar boğayı yola düzdü. 116 Uruk ülkesine geldiğinde 117 Burada aslında şöyle bir şey, bunu belki bugün belki önümüzdeki derse de anlatabilirim ama burada bu göklerin boğası aynı zamanda gökyüzünde Taurus, yani boğa burcuna denk düşüyor. Ve boğa burcunun da belirli dönemlerde izlemiş olduğu astral bir yol var. İşte o boğa burcu bir dönem artık görünmemeye başladığında yeryüzünde bir kuraklık ve bir sıkıntı olduğu falan sezilmiş. Muhtemelen böyle bir tecrübe yaşamışlar. O yüzden de buradaki anlatılan hikaye biraz yaşamsal bir tecrübenin gökyüzünde Taurus'la, yani şeyle, boğa ile ilişkilendirildiğini anlaşılıyor. Ama bunu anlatacağım ben yani. 116 Uruk ülkesine geldiğinde, yani İştar boğayı artık alıp da Uruk'a geldiğinde, 117
O ormanlık alanları, bataklıkları ve kamışlıkları kuruttu. Yani o dediği buradaki boğa, Kusarikku yani boğa veya Elu. Her ikisi de böyle bir yanıyla aynı, bir yanıyla biraz farklı ama bu Elu ve Kusarikku ne demek söyleyeceğim. Boğa ormanlık alanları kurutuyor çünkü o çok dehşetli bir hayvan. Bataklıkları, bütün kamışlıkları falan kurutuyor. 118 nehre indi. Bu Fırat Nehri. Nehre indi. Nehrin seviyesi nehrin seviyesi 7 amattu çekildi diyor. 7 amattu aşağı yukarı 45 santim, yani 1 amattu 45 santime denk düşüyor. Yani bu ne demek? 7 amattu nehrin seviyesi çekilmiş. Yani 7 çarpı 45 santim nehir çekilmiş. Böyle bir enteresan, hayali veya çok tecrübi bir şeyde yazmışlar yani. 119. Göklerin boğasının soluğu, yani nipsesu, yani soluk, nipsesu, soluğu. O böyle boğaların bir burundan gelen falan şeyi vardır ya, soluk. Göklerin boğasının soluğu bir çukur açtı. 120. 100 uruklu bu çukurun içine düştü. Yani hani o kadar dehşetli bir hayvan ki açtığı çukurun içine 100 tane Uruk şehrinden kişi düşmüş. 121. İkinci solukta bir çukur daha açıldı. 122. 200 uruklu içine düştü. 123. Üçüncü solukta bir çukur daha açıldı. 124. Bu sefer Enkidu düşüyor çukurun içerisine. Gılgamış'ın yoldaşı. Enkidu da böyle neredeyse boynuna kadar çukurun içinde kalıyor. 125. Tabii burada yazmıyor ama herhalde sahne öyle bir şey. Enkidu ile Gılgamış da bu boğanın şeyini görüyor. Hani dehşetini falan. 125. Enkidu birden çukurdan fırladı ve boğanın boynuzunu kavradı. Boğanın boynuzu da çok büyük, öyle anlaşılıyor. 126. Göklerin boğası Enkidu'nun yüzüne tükürdü, öyle diyeyim. Veya böyle nefesini üfledi. 127 kırık, yani anlaşılmıyor. 128 Enkidu konuşmak için ağzını açtı. 129 Gılgamış'a şöyle söyledi. 130 biz şehrimizde çok böbürleniyorduk. Yani hani Gılgamış kral işte böyle çok da kahraman bir kral, böyle çok böbürleniyorlar falan. 131 fakat kalabalıklara ne söyleyeceğiz? Yani hani bayağı bir aciz durumda kaldık. 132 dostum ben göklerin boğasının gücünü yokladım. Yani bunu Enkidu Gılgamış'a söylüyor. 132 dostum ben göklerin boğasının gücünü yokladım. 133 kırık. 134 ben tekrardan göklerin boğasının gücünü yokladım. 135 boğanın arkasında 136 kuyruğunu kavrayacağım. 137 137, 138, 139 bunlar eksik ya da anlaşılmıyor ya veya çok şu an önemli değil. Yani kırık falan olduğu için. 140 boynuzun boyunduruğu ile kesme noktası arasına bıçağını sapladı. Yani boynuzun bir boyunduruğu var üzerinde boğanın ve onunla kesme noktası dediği bir noktaya bıçağını saplıyor. 141 Enkidu göklerin boğasının arkasına dolandı. 142 o kuyruğunun püskülünü yakaladı. 143, 144, 40, 145 sonra Gılgamış bir kasap gibi 146 boynuzların boyunduruğu ile kesme noktası arasına bıçağını sapladı. Yani bıçağı Gılgamış saplıyor. Bu zaten Mezopotamya ikonografyasında
yani sanat tarihi, görsel malzemelerde falan, mühürlerde falan bu sahneler var zaten. Sonra Gılgamış bir kasap gibi 146, boynuzlarının boyunduruğuyla kesme noktası arasında bıçağını sapladı 147. Onlar boğayı kestikten sonra 148 kalbini çıkardılar ve Şamaş'ın önüne koydular. Şamaş da güneş tanrısı, önemli bir tanrı. 149, geriye doğru, yani Şamaş'ın huzurundalar şimdi, güneş tanrısının. Geriye doğru çekildiler ve Şamaş'ın huzurunda yere kapandılar. Yani Mezopotamya'da bir prestij, bir tanrıya nasıl şey yapıyorsun, prestij gösteriyorsun. İşte kalbi çıkardı, Şamaş'ın önüne koydu, geriye doğru çıktı ve yere kapaklandılar. 150, sonra Gılgamış ile Enkidu bir arada oturdular. 151, İştar Uruk'un duvarlarına, yani surlarına tırmandı. 152, tepinerek acı bir feryat etti. 153, göklerin boğasını öldüren ve beni aşağılayan Gılgamış, sana yazıklar olsun. 154, Enkidu, İştar'ın bu sözlerini duydu. 155, göklerin boğasının kalçasını kesti ve İştar'ın önüne fırlattı. Şimdi buradaki kalça kelimesi aslında sembolik olarak başka bir değeri olan da şeydir. Ama bunu sonra analiz ederken söyleyeceğim. Göklerin boğasının kalçasını kesti ve İştar'ın önüne fırlattı. Yani oradaki kalça aynı zamanda şeydir, üreme uzuvlarıdır. Yani onu eski Mezopotamya'da böyle bir sembolizm var ama bunu söyleyeceğim. 156, seni yakalamış olsaydım aynısını sana da yapacaktım. Yani Enkidu bunu şeye söylüyor, İştar'a. Yani nasıl göklerin boğasının üreme organlarını kestiysem aynısını sana da yapacaktım ben. 157, bağırsaklarını kollarına dolacaktım. Yani İştar'a söylüyor. 158, İştar saray kadınlarını, fahişeleri, harimtu, kadiştu falan akatçası böyle fahişeleri, kutsal fahişeleri topladı. Yani saraydaki bütün adeta kadınları topladı. 159, göklerin boğasının kalçası, kalça için kullanılan kelime imitti kelimesi. İşte imitti hem kalça, yani şu baldır kısmı için kullanılıyor, hem de üreme uzuvları için kullanılıyor. Burada tabii, buradaki imitti aslında hani kalça diye, yani bunu yazanlar, bunu kalça diye bilseler bile, anladıkları şey aslında üreme uzuvlarıydı. Ama hani metinde kalça kelimesi imitti diye geçer. Bunlar biraz şeydir, şeyin de ipuçlarıdır. Şimdi bu çok ayrı bir konu da. Yani mesela şifahi bir destan ya da şifahi bir gelenek yazıya geçirildiğinde kelimeler vulgar halden öfemik hale dönerler. Yani mesela bu gibi kelimelerin çoğu halkın arasında böyle anonim ve şifahi dolaşırken, yani yazıya geçirilmemiş olduğu dönemlerde bu kelimeler daha açık yazılırdı. Yani insanlar açık söylerler. Yazılırdı değil, pardon. Daha yazıya geçirilmedi çünkü, söylenirdi. Yani açık açık telaffuz edildi ve herkes de o açık anlamıyla algılardı bunu. Fakat olay yazıya geçirilmeye başlandığında bu vulgarize ifadeler daha kibar anlaşılır oldular. O yüzden de burada mesela siz herhangi bir yazılı malzemede böyle bir takım marjinal kelimelerin aslında dibini yazıya geçirilmeden önceki süreçte daha vulgar anlamlarda arayacaksınız. Yani böyle bir
metodik prensibiniz olması lazım. Yani tekst analizlerinde yani. Ondan sonra İştar, 158 İştar saray kadınlarını, fahişeleri, kutsal fahişeleri topladı. 159 göklerin boğasının kalçası imitti yani için yas töreni yaptılar. 160 Gılgamış bütün demircileri ve ustaları çağırdı. 161 Ustalar boynuzların büyüklüğüne hayran oldular. Yani mesela İştar kadınları çağırıyor ama Gılgamış demircileri ve ustaları çağırıyor. Yani bir erkeğin feodal anlayışta bir erkeğin ve bir destan kahramanının erdemine karşılık bir kadının yani İştar'ın nasıl tırnak içerisinde daha kadınsı ve destana göre daha basit bir kimlik olduğunu anlatan ifadeler bunlar aslında. Gılgamış bütün demircileri ve ustaları çağırdı. 161 Ustalar bu öldürülen boynuz, boğanın boynuzunun büyüklüğüne hayran oldular. Ve böylece 161'de 6. tabletin biz yaklaşık yani 20 cümlemiz daha var. Çünkü toplam 180 cümle. Demek ki sonlarına doğru yaklaştık. Şimdi burada bırakıyorum ben. 161'de bıraktım. Yani 6. tablet için bir 20 tane falan cümle daha okuyacağım. Ondan sonra da bu metni biraz böyle daha dil bilimsel bir yöntemle analiz edeceğim size. Bu analizde de özellikle vurgulayacağım şey bu göklerin boğasının ne olduğu ve bu kavganın Gılgamış, Enkidu ve göklerin boğası arasındaki kavganın böyle astral yanlarının ne olabileceğine dair bir takım analitik şeyler söyleyeceğim falan. Ama bunu ne zaman yapacağım? Haftaya. Yani şimdi burada bırakıyorum. Haftaya devam ediyoruz. Haftaya ayın kaçı olacak ya? Bugün ayın kaçı? 6'sı demek ki 13'ü. Tamam. Evet, o zaman sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın ve haftaya bütün Gılgamış kulübüne yeniden bekliyorum hepinizi. Hoşçakalın.